Ankara için ufak bir hazırlık yaptık. Teyzeme, annemlere bir tane de eve aldık. Böyle bu şekilde size de göstermek istedim. Biz böyle eşimle birlikte oturduk, annemleri izliyoruz. Bu güzel video için onlara tekrar çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyi ki varlar. Rabbim başımızdan eksik etmesin onları. Evet, anneciğim, şu an videonuzu izliyoruz biz de. Selamınızı aldık. Bizden de sizlere selam olsun. Bir nevi de ufak da olsa özlemimizi giderdik. Öyle sizi orada mutlu görünce. Süleyman babamın da yapmış olduğu tandır mı oluyor? Şömine gibi. Şömine Ben ona gibi. şömine diyorum. Yani onu da çok beğendik. İnşallah en kısa zamanda gelmek nasip olur da orada bir ızgara hep beraber yaparız tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Herkese yeni günden merhaba. Biz böyle hazırlandık, gidiyoruz. Bir araba daha var. Böyle. Nereye gidiyorduk? Neydi yaylanın adı? Kümbet Yaylası'na gidiyoruz. Şimdi müthiş doğanın olduğu yer. Sularda her tarafta, ayakların altında böyle bir yere gideceğiz. Yani YouTube'u çalıştır. Ben sana söyleyeyim. Şu anda da çalışıyor enişte. Şarjımın yettiği yere kadar devam.
Selcan Bey pide sırasında. Böyle durursan sıranı alırlar hemen. Nereden alalım? Ekmek bekliyorlar. Herkes bekliyor. Ben şöyle bir gezeyim. Şöyle eski Türk filmindeki beşikler gibi. Tulum koyun peyniri diyor. Ekmek peyniri. Çam kozalakları. Bu arada ben de bayağı uzaklaştım ama neyse, onlar daha pide bekleyecek. Ben şu güzelliği de bir alayım. Manzara muhteşem. Tabii bir adım önüme bakmazsam manzarayı yakından görürüm. Yuvarlanarak. Şöyle ama pide sırası beklerken ben biraz da bu tarafı keşfedeyim. Neyse, çok da uzaklaşmayın. Vallahi ben pes ettim, arabaya geldim. Çok yoğun, çok kalabalık. Şöyle hala sıra bekliyor. Burada 7 fırın falan varmış ama hepsi aynı şekilde önlerinde sıra var. Şurası çok hoşuma gitti. Erol Taş'ın yeri diyor. Erol Taş'ı zaten biliyorsunuzdur. Meşhur etleri yemesiyle. Kötü adam. Şöyle indim. Biraz koyun tulumu aldım. O deminki görünen tulumların içinden. Sıcak pide gelecek şimdi. Sıra Sercan'da. Bakalım. Dönemiyorum. 15 dakika beklemen lazım dedi. Ben dedim olsun, bekleriz ya. Değil, yine 20 dakikada çıkıyor. Neyse, kapat biraz soğusun da öyle. Herif kaldı arkadaş. Anam. Hay gerizekalı be adam ya. O siyahlı bozuldu. Evet, yani 1 metre ya. Hayatım. Evet. Şuna, bu tarafta. Ne? Tulum peyniri koydum. Aa, dur ben şey yapayım. Yok bana verme, şimdi verme. Sen de var. Nerede koyuyorsun bunu? Herkesin sen? Asla. Asla mı? Kesin kendine bakacağım. Ama o zaman sıcak bir değil. Ben hala devam. Tabii pidenin hepsini ben yemedim yani. Sercanlara da verdim ama gerçekten harika oldu. Kahvaltı da yapmamıştık. Allah enişte beni ezmesin. Ben de sanki öyle ama olsun, et yenir ya.
anlatıyor. Akşam ne yediklerini sayıyor. Hayır. Etrafı da al anneciğim. Evet. Bakalım onlar semaveri mi daha hızlı yapacak ben ateşimi. Yandı. Kozalak da yanmaz mı? Yanar da bunlar bir değişik. Ya kömür var, onu zaten bir kere tutuşturdun mu yeter, daha şeye gerek yok. O kozalak da atayım. Ne buluyorsam atıyorum enişte. Sesini çekiyor. Hı çekiyor. Evet hayatım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Karpuz mu doğruyorsun? Evet, salata yapacağım da bıçak soğan kokmadan önce karpuzu yapayım dedim. Bugün kameramanımız Sercan Bey. Evet, eniştem de arkadan ızgarayı hazır ediyor. Kolay gelsin enişte. Vallahi manzara da çok güzel. Doğa çok güzel. Böyle. Bence bir dilim daha doğrasam yeter herhalde. Doğrayayım mı hepsini? Burada her yerde bir her köşe başında piknik yapan insanlar var. Burası çok güzelmiş, bayıldım. Hava nasıl ama? Muhteşem, tam benlik. Sıcak hiç bana göre değil. Ama pide de çok güzeldi. Ben doydum şu an açlıyım. Şeyi böyle nefes alırken havanın ferahlığını alabiliyor musun? Evet. Ama şimdi o merkezdeki hava mı bu hava mı? İşte. Deniz kenarında da böyle hava yok. Esince güzel ama buranın havası bir başka. Temiz. Burası temiz yavrum. Rakım çok yüksek burada. Enişte! Denizden kaç metre yükseklik burası? Şu anda 1600. 1600 metre değil mi? Şimdi yani merkeze göre 1600 metre yukarıdayız. Yani olduğun yerde 1600 metre yukarı çıkman lazım. Ya bana versene zaten. Hava ya neredeydi? İç çantada mı? Yanlış. Şimdi salatamıza geçiyoruz. Kameraman Bey, sohbet bu kadar mıydı? Evet hayatım, şu an sana bakıyorum ne yaptığını. Böyle. Çam temizledim. Karpuzumuz da şeyi içi boşaldı mı acaba? Onun içi şey mi? Ağzını kapatıp içine koysak biraz soğur mu? Bilmem. Bana bıçak verin.
Şeyin içinde soğur mu? Biraz soğur ya. Üzerine koy şeyleri. Buzları. Ama birini alır, ikincisini almaz. İçecekleri çıkarmayalım. Dökülürse çantanın içine. He, neyse. Olmaz neyse. Bizim böyle taşınabilir bir minik dolap da almak lazım. Bu da var ama bu şu an küçük geliyor. Onun içi dolu hep. Altında da şey var. İçecekler var. Bu da var. Bunu bunun altına koyalım mı? İşe yarar mı? Boşuna erimesin. O zaman herkes kendi yoluna. Akıllı bıdığım benim. Bak hiç şımarmıyorum beni bir daha getir diye. Uslu uslu oturuyorum. Şimdiki bir dahaki durağımız bundan soda sonra alacağız, şey Mavi Göl. Soda nerede? O sodayı Mavi Göl'e gelirken alırız herhalde değil mi enişte? Başka bir gün Nermin. Nermin olmayacak ya o yüzden o da onun derdi. Hayır merak ettim o gün mü başka bir gün? Yok yok başka. Çok da çıkıyorsun. Ben niye buraya oturup bunları önüme almadım acaba çok merak ettim şu an. Neyse üstüm zaten baktım. Eniştem de şey temizliği anda çektin mi? Burada yoğun çalışmalar devam ediyor. Çayımız ne alemde? Tahir abi nerede? Enişte patlıcanları közün üstüne atacaktık. Közde etimizi yapalım da. Olmaz öyle. Patlıcan önce olur soyulur. Ondan sonra doyar herkes. Hala sen soğan getirmedin değil mi? Ne olmuş? Tam bende de var. Közleriz de biraz. Sendeki küçükse onu közleyelim. Bizdeki büyük de. Senin bugün niye sesin çıkmıyor? Alt yazılı. Ben de çevirmeliyim. Kameraman şu an nereyi çektiğini de bilmiyor. Gözü daldı gitti uzaklara. Abi şimdi ne yapsam acaba ya. Böcek geliyor. Gel diyor. Adamın salatalı. Gördüm. Çekim yapıyorum hayatım. Şu ilerleri de çekiyorum. Evet. Böyle tam gaz devam. Evet. Şimdi salatada yeşil biber seven var mı? Ben sevmiyorum ama seven varsa. Bilmiyorum ki. Salatada yeşil biber olsun mu? Seviyor musunuz? Ayıp etmez ya benim için. Yanına koy ya yemek isteyen öyle yer. Yani iki tane çeşit yapacaksan çeşit o da yapmayayım. Mantık. Onu da soğan gibi yanına koyalım. Biz yemek isteyen de ondan yesin o zaman. Domates de çok yumuşatmış. Enişte sendeki bıçak daha iyi mi kesiyor? Yok. Bıçakları sınıfta kaldı. Aferin. Nermin güneşte çok yatma annem. Ne istiyorsun?
Önce... Patlıcan atmayacak mı? Üstüne kızarttınız mı? Gerek yok, teşekkür ederim. Ben bizim bahçedeki pikniği özledim ya. Niye? Niyesini biraz sonra söylerim. O tulum peyniri nasıldı? Ben çok beğendim. Çok güzeldi. O şey işte yayla tulumu. Gerçekten süperdi yani. Değil mi? İşte yayla tulumu adamlar burada üretiyor. Koyun olmasına rağmen hiç kokmadı. Orada sat şeyi kilosunu satardır. Beğendiysen alırız giderken. Ha, o aldığım 50 liralıktı. 50 liraya şu kadar bir şey düştü. Kilosunu sormadım da direkt 50 liralık ver dedim. Sen beğendin mi? O zaman alırız. Yüzün sesi geliyor mu acaba? Geliyor ya. Ben doğru yani aklımıza gelmedi, çıkarmamız gerekiyor. Ankara'dan buraya kadar erimeyen şey şuradan şuraya erir mi? Sen yeterli de ben kapatayım, tamam mı? Biraz ızgarayı çek anne. Şimdi bunlara ben yeniden şekil vereceğim. Bu daha kıyma da ondan biraz erimiş. Et olsaydı hiç erimeyiz. Şöyle. Şimdi. Çık hala, çekemedim seni yüzünden. Hala çekemiyor. Biz videomuzu burada kapanışımızı yapalım. Burada da müzik bizi buldu. Çekebilirsek eğer akşam yeniden bir vlog atmayı deneyeceğim. İnşallah çekebiliriz. Evet. Top vallahi sende. Çok köftelerimizi yedik. Evet. Tavukları bekliyoruz. Tavuk pişecek, tavuğu bekliyoruz. Ya ufak tefek de olsa bir video içerik üretmeye çalıştık yine. Yine devam edeceğiz tabii. Buradayız biraz daha. Akşama kadar buradayız. Yine 2-3 saatimiz var. 2-3 saatimiz var aynen. Yine öyle video çekmelere devam edeceğiz. İkinci bölüm ortamların olarak. Ortamların el verdiği kadar. Aynen. İkinci bölüm olarak tekrardan sizlere sunmayı düşünüyoruz. İnşallah keyif alırsınız. Keyifle izlersiniz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.